Merhabalar, değerli katılımcılara ve başkanımıza saygılarımızı sunuyorum. Ben konuya biraz farklı açıdan, daha spesifik, dar bir açıdan yaklaşacağım. Hindistan bu konuda, özellikle Hindistan askerleri ne düşünüyorlar? Bu konuda kendim biraz yetkili hissediyorum çünkü 2009-2011 yıllarını Hindistan'da geçirdim. Askeri çevrelerle yakın ilişkilerim oldu. Bu konuda onların bakış açısını size anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi Hindistan için Keşmir neden önemli? Keşmir nedeniyle Hindistan'la Pakistan arasında bugüne kadar 71 harbini saymazsak 3 büyük çatışma gerçekleşmiş. Bunun haricinde sınırda sayısını tam olarak bilemeyeceğimiz kadar çok da bölgesel askeri çatışmalar gerçekleşmiş. İki ülke kurulduğundan beri Keşmir dolayısıyla açık bir düşmanlık ve husumet içine girmişler. Keşmir Hindistan ve Pakistan için hem ideolojik hem de stratejik açıdan çok önemli. Yeni Delhi'ye göre çok kültürlü ve laik yapısında Müslümanlara da yer var. Bunun haricinde Hindistan bakış açısından baktığımız zaman Keşmir Hindistan'ın bütünlüğünü simgeliyor. Keşmir'de yaşanacak bir kopuş Hindistan birliği için çok büyük bir tehdit olarak Hint tarafı tarafından algılanıyor. Hint bakış açısıyla baktığımızda Hindistan eğer Keşmir'i tam olarak kontrol ederse Orta Asya'ya kendisine bir kapı açmış oluyor. Ayrıca Pakistan'ın en yakın dostu olarak Hintlilerin tarif ettiği Çin'le arasına girmiş ve iki ülkeyi fiziksel olarak birbirinden koparmış olacak. En önemli husus da Keşmir Havzası, Pakistan ve malumunuz Hindistan için bir su deposu. Keşmir ele geçirdiği zaman Hindistan su deposunu da emniyete almış olacak. Bu kapsamda Hindistan askeri stratejisini özellikle Keşmir'in ülkeye tam entegrasyonu, bu kapsamda da Pakistan üzerinde nükleer ve konvansiyonel üstünlük sağlayacak şekilde dizayn etmiş ve bu stratejiyi uygulayarak Pakistan'ın Keşmir'deki hak ve iddialardan vazgeçmesini istiyor. Bunun için Keşmir'de Hindistan askeri önlemler alıyor. Bunlardan en önemlileri kısaca söylemek gerekirse Hindistan'ın Kuzey Komutanlığı'na bağlı olan Hindistan'da 6 tane ordu komutanlığı var. Bunlardan en önemlilerinden biri Kuzey Komutanlığı. Kuzey Komutanlığı'na bağlı olan yaklaşık olarak 380-400 bin civarında asker. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan bölgede görev yapan 100-115 bin civarında paramiliter gücü bölgede asayişi sağlamak için konuşlandırmış durumda. Bölge dünyanın en çok militarize edilmiş bölgesi. Nüfusu oranladığımız zaman yaklaşık olarak 24 sivili bir asker düşüyor. Keşmir'de iki bölgeyi de Hintliler birbirinden tamamen izole etmek, ayırmak için 740 kilometre uzunluğundaki line of control hattı dedikleri sınır hattının 550 kilometre uzunluğundaki bölümüne İsraililerden de destek alarak çift sıra tel engeli, güçlendirilmiş fiziki engel inşa ederek iki kesimi birbirinden koparmayı planlamışlar. 2000'de bu faaliyete başlamışlar. 2010 yılında bunu bitirdiler. Şimdi diğer Pakistan sınırını ve Endonezya, Bangladeş sınırının diğer kesimlerinde de bu faaliyetlere devam ediyorlar. Ayrıca yerleşim yerleri yerel polisler ile merkezden gönderilmiş paramiliter güçlerle kontrol altına alınmakta. Ordu kırsal alanda orta ve büyük çaplı operasyonlar yaparak asayişi sağlamaya çalışmakta. Buna rağmen
Keşmir 1990 yılından beri olağanüstü halle yönetilmekte. Hindistan Anayasası'nda buna President Rule deniyor. Ayrıca askeri birimlere asayişi sağlamak için tamamen yetki veren Armed Forces Special Power Act de yine 1990 yılından beri bölgede yürürlükte. Ancak bütün bu tedbir ve çabalara rağmen ayrılıkçıların Keşmir'e sızmasının kırsal bölgelerde pusu ve baskınlar ile şehirlerde toplumsal gösterilerin önü alınamamış, Hindistan'ı uluslararası alanda son derece zor duruma düşüren insan hakları ihlalleri yaygın olarak meydana gelmiş. Entegrasyonda başarılı olamayan Hindistan, Keşmir'in anayasal özenliğini ortadan kaldırmış ve davasında güç kullanarak bölgeyi kontrol altına almaya çalışmakta. Şimdi bu kapsamda çok özet olarak Hindistan'la Pakistan arasındaki güç yarışına, güç mukayesesine değinmeye çalışacağım. 90'dan itibaren Keşmir'de meydana gelen ayrılıkçı olaylardan dolayı Keşmir'in önemi giderek arttı. Buna paralel olarak da Hindistan özellikle ordusundaki Rus menşeili silah, teçhizat ve malzemeyi de yenilemek maksadıyla aynı zamanda Pakistan'a karşı da bir üstünlük sağlamak maksadıyla askeri harcamalarını arttırmaya başladı. Hindistan arttırdığı zaman tabii Pakistan da buna tedbir olarak kendi askeri harcamalarını aynı şekilde arttırmaya başladı. Hindistan ordusu 36 muharip tümeni, 3000'in üzerindeki tankı, 9000'in üzerindeki ateş destek unsurları, 814 muharip uçağı, 1 uçak gemisi, 16 denizaltısı, 13 fırkateyn ve diğer destek unsurlarıyla dünyanın en güçlü 3 ordusundan biri. Pakistan da dünyanın en güçlü 7. ordusu olarak anılmakta. Sayısı 1 milyonu geçen Hint ordusu için söylüyorum ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliterler söz konusu olduğunda Hindistan Pakistan'a karşı konvansiyonel alanda 2-1 oranında bir üstünlük elde etmiş gözüküyor. İki ülke arasında nükleer dengeye gelince Hindistan'ın 130-140, Pakistan'ın 140-150 nükleer başlığa sahip olduğu değerlendiriliyor. Pakistan kısa ve orta menzilli balistik füze sistemlerine sahipken Hindistan kendi stratejik komutanlığına bağlı kısa, orta ve uzun menzilli balistik füzelere sahip, aynı zamanda denizden fırlatılan kısa menzilli balistik füzelerde envanterinde var. Agni serisi balistik füzeler Hindistan'ın gelişmiş füze sistemin ana omurgasını oluşturmakta. Hindistan 8000-10000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzeler ile denizaltıdan atılan K serisi balistik füze geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bunlar şu anda test aşamasında, yakın bir zamanda envanterine dahil edeceğini bu füzeleri ifade ediyorlar. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Hindistan'ın konvansiyonel açıdan nispi bir üstünlüğü var. Bu durum Pakistan'ı taktik alanda nükleer silahlar geliştirmeye teşvik ediyor. Nükleer silahlarda halen nispi bir denge söz konusu. %5 Pakistan'ın nükleer başlık fazlası var. Ama Hindistan kısa, orta ve uzun menzilli füzeler açısından Pakistan'a nispeten daha güçlü bir durum sergilemekte. Ayrıca Hindistan'ın envanterinde bulunan Prithvi balistik füze savunma sistemlerine ilave olarak Rusya'dan 2020-2025 yılları arasında tedarik etmeyi planladığı ve ilk serisinin ilk filosunun 2020 yılında Hindistan ordusu envanterine katmayı düşündüğü S-400 füze sistemleri mevcut, almayı planlıyor. Bunu da aldığı zaman Pakistan üzerinde askeri üstünlüğünü biraz daha pekiştireceğini değerlendiriyorum. Sonuç olarak Hindistan'ın caydırıcılık stratejisi, büyük kaynakların harcandığı
bölgede silahlanma yarışına dönüşmüş ve son gelişmeler bölgesel çatışma ihtimalini her zamankinden fazla arttırmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.